Zeynep Merhum'a Ne Olur Kadirova'dan Osmoz Gabriel'den müzik. Senin nafakat senin bilen birlikte bizler ailevi şeraitimiz oldu. Kinçilik görgen ailelerden birimizdi. Senimdeki rosa okuş arzuluklardı, oligoklarda yürüyüşlerini, Özbekistan Respublikası'nın bayraklarını, köklerge kotarışlarını, cüdeyim yaş görardı. Okuşge kraman, okuşge kraman, sistör düzce bulaman, eke edip anoklardı. Ham sistör düzce bulaman, ham Özbekistan Respublikası'nın bayrağını köklerge kotarama ve de Türkiye Devleti'ni onu da sürdüyse bol işini haklıyım. Hem Türkiye Devleti'nin bayrağını kurtarışına ve Özbekistan Respublikası'nın bayrağını kurtarışlarını. Ve bu iki bayrakta aslında bu iki bir devletti. Onu da işte şimdi cüdeyim yakışık oraman arzularım var. İnşallah Allah da arzularım ve yetkisin degen niyetleri var idi. Cüdeyim bilimliyim, cüdeyim yakışıydı. Aşırlanan ya, miyasiyem cüdeyim yakışı. Aşırlanan, konumda ziyodanı, aşırılarına taklit kılardı, bütün aşırılarına anıklardı. Yodla olardı, ziyodaman, ziyodaki taklit kılaman de. Hamsi dördü üstüse bu kızgilerdi. Bu anıklı, arzuları cüdeyem kopdu. Yani cüdeyem arzuları kopdu. Hep okuyman, oligoklara kiraman. Okuşge, fakat oldun yeni dilgen bir sinimdi. Demek ki Özbekistan'ın arzularını amalga aşırı olmadı. Aşırışke yok ki bir anı olmadı. Çünkü Özbekistan'da bizler Cizak Volayatı, Arnasoy Tumanı da, Dostik Tumanı da ve Mirzaçöl Tumanları da istikamet edip geldik. Ailevi şaraitimiz tank etti. Yani cüdeyen ağır şaraitlerde yaşayıp, non satıp, otun yorup, otun alıp gelip, okuşlarda okumadık biz. Fakat yine maktabda okuduk. Bir tümanda maktabda bir yıl okurduk. Kigin uyurdan başka tümanya köçüşke mecbur olardık. Oyla bir şaraitimiz çünkü takoz gelirdi. Oyla bir boku uçumuz boma genliği sebeplik. Yani bu boma genliği sebeplik derken bir de otom insult keseldi. Felç geçirerdi. İşte olmazdı. Bel kısmından paski tarafı işlemezdi. Oyla bir şaraiti. Oyla da bitti ben işleşke doğru gelirdim. Ne işlerdim? Cüdeyim yani sinimim işlerdi yoğda bir oda işlerdi. Lakin ikenamız işleyen pullarımız umumun rozgordan artmazdı. Şeraitimiz umumun okuşge borsak kim yapıl tapılmazdık. Kim keçek ki işleyemiz desek okuştan kop getemiz. Hiçbir türlü yani biz okuy olmadık. Sinim arzuları anokum olmadı. Özüz bilesiz Toşkin Şahar'da yürüştü özümü müydü. Şarşoraitler ya tabii ki de pul gerek, pul bulması uzun bu muydu? Bir taraftan geliyordukken ya ki bir otam işliyordukken, otam geliyordukken pul da özü yok. Otam da özü felç bulup yatıptı. Hazır rahmetli oldu. Otam rahmetli bulgandı ki 3,5 yıl, 4. yıl dolmaktı. Ve şu münasebetten böyle Özbekistan'da anıklı olmadık arzularını, anıklı olmadık ailevi şaraitimiz ağır bulgandı için. Doğru kemadı ki gemi ben Türkiye devletine varıp işleştim okulunu. Ne fakat Türkiye'de işledim. Kazakistan'a varıp işledim, Rusya'ya varıp işledim. Yani hep işleyip, hep ailemge yardım kılıyor, ailemden okuluyor. Hep beni topken pullarım hiçbir zaman, hiçbir vakit ailevi şaraitimizden, rozgardan bir arttır almadık. Hiç kaçın. Çünkü yıllardan, yaşım 27 yaş geçirgen olsam 27 yaş geçe. Rahmatlı dedemem işe yaraksız bölgenliği sebeple ben Türkiye devletine vardım, işledim. 5 yıl işledim. 5 yıl mobilinde alırken aylığım 250 dolardan başka pul alınmazdı mıydı aylık. Çünkü 250 dolar basayım umurumu ötkezdim ben. 5 yıl umurumu ötkezdim mıydı. Kegin senin bile masakatlaştık, oylamına masakatlaşken kaldı. Eke, cönetken oyligiz, meyle cönet yapsız, çünkü kare yapsız, rahmat. Lekin cönet etken oyligiz, rozgordan ortmayabdı eke. Şüphet geçe uyumuz yok, üy olamız deyip, oyle bir şaraitleri yani bir kişinin, özüz bilesiz, bir kişinin topken pulu bilen
qanaq qilib uy olish mumkin? Olayotgan oyligimiz $200, $250. Ba'zan 3 oy ishlayman, ba'zan 4 oy ishlamayman. Yotgan kunlarim bo'lgan. Ish yo'qligi sababligi, ish joyidan muammo chiqqan sababli, dokument bo'lmaganligi sababli qochoq turimga tushib qolgan paytlarimiz bo'lgan. O'shanda, ya'ni qochoq turimga qanday nilganli bo'lib qolganmiz, chunki dokument qilishga pul sarf qilinish kerak belli bir surada. O'sha pulni qiymasdan, o'sha dokumentga pulni sarflamaslik uchun, onamlarda uydagilarni qiymasligi uchun dokumentsiz yurardim. Qochoq turimda yurardim. Uyga jo'natdi shular, och qolmasin, shular yesin, anoqsin, kasal degan ma'noda. Keyin marhuma singlim Nodira aytardiki, aka, yoningizga boray, topgan pulingiz, mayli rahmat, topmayapsizmi, topyapsiz, oz bo'lsa ham topyapsiz, lekin siz topgan pulingiz oila ro'zg'oridan ortmaganligi uchun oldingizga boray, ikki kishi bo'lib ishlaylik, birimizga ro'zg'orga aylansa, birimizga yig'ilsin, bir uy olaylik, qachongacha ijaradan ijara yuramiz, qachongacha bunda yuramiz, uysiz, anusiz degan ma'noda Turkiyaga kelgan joyi edi. Yani onasiningam, aka sizga yordam qilaman, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, O'zbekistondan Toshkentdan uy olamiz, Toshkentdan uy olish bizni orzumiz edi. Ya'ni shu paytgacha uy ololganimiz yo'q, hep ijarada kelyapmiz. O'shaning uchun menga yordam tariqasida yordam qilaman degan maqsadda maslahatlashgan holatda marhuma singlim Nodirani oldimga chaqirganman. Oldimga chaqirdim, ishga qo'ydim va bir ikki joyda ishladi. Birida yoshli onaxon, kasal, yotaloqli onaxon, joyidan tura olmaydi, tualetini joyida qiladi, tualetga bora olmaydigan onaga qaradi. Qo'pol bo'lsa ham pastini, butun axlatini tozaladi, ko'tarishlarini tozaladi, qildi. Hech ishdan qochgan, mehnatdan qochgan singlimasdi. Keyin ona boquvchi kasal ona o'z ajali bilan, o'z vafoti bilan kasal holatda, uje doktorlar ham uje taslimlarda oxiri ortiq dedi, Allohga havolat etamiz deganda, u xonadonda u xotin kishi o'lgani tufayli otdan chiqdi va enegalik qila boshladi. 1-2 yoshli anoga qaradi, enegalik qila boshladi. Endi uje bolalar voyaga yetib boshlagandan keyin singlimga muhtojlik anosi qolmadi, ehtiyoji qolmadi, dedi, aybga buyurma, biz ortiq o'zimiz ani qilamiz, sen yo'lingga qarasang, oyliging mana, deb dedi. Otdan chiqqandan keyin Turkiya davlati Sefodagi general, millet vakili Shirin Unalni uyida boshladi va bu Shirin Unalning uyida xasta, ya'ni kasal ayoliga qarab boshladi. Boquvchisi bo'lib, ya'ni kasal xonimiga qarash tariqasida ishga kirdi otga. Millet vakili olmuş Shirin Unalning uyiga borish tariqasi qanday kechdi? Hozir Turkiya davlati va poytaxti bo'lmuş Ankara shahrida qirg'izistonlik, o'zbekistonlik, andijonlik va hokazo o'zimizni O'zbekiston Respublikasining fuqarolari o'tga boryaptidagini Türk millati bilan turmush qurgan oilalar bor. Qanchadan qancha turmush qurgan oilalari bor va chetdan kelgan chujoy, ya'ni O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Turkmanistondan va hokazo chetdan kelgan anolarga, oilalarga yordam berayotgan va o'zimizda O'zbekiston Respublikasining fuqarolari bor edi. Ishga qo'yish masalasi bo'yicha ishga kirasanmi, erkakmi, ayolmi farqi yo'q, ishga olib boradida, ishga qo'yib, tanishtirib, ish yoqqandan keyin belli bir surada bir pul oladi. Ishga qo'ygan haqida ishni masalan $500 oylik oladigan bo'lsa, yarim oyligini opaga beriladi ishga qo'yganligi sababli. Hatto Oysha Kemikker degan va turk vatandoshi bo'lmoqchi bo'lgan, hali bo'lmagan, lekin turk vatandoshi bilan turmush qurgan opa bor. Bu opa orqali Turkiya davlatida millet vakili bo'lmoq istifodagi general Shirin Unalning uyiga bu opa orqali Nodira singlimni olib bordi. Va orada
bir yil mobaynida ish faoliyatini ko'rsatdi, ish faoliyatini olib bordi. Bir yil mobaynida ishlab keldi, hech bir sorun yo'qdi. Men marhuma singlim Nodirani har kuni ertalab va abedga bir kunda 5-10 martadan telefon qilib ovozini eshitib turardim. Chunki men Nodira singlimni otasi emasman, onasi emasman, lekin men uni akasiman, jigariman. Lekin har bir ota-onadan danda ko'proq tashvishini o'ylaydigan, xavfsizligini o'ylaydigan bir insonman. Akasi shunchalar, ya'ni ota-onamdan da tashqari, ya'ni dan ko'proq prijvat qilamanda xavotirda bo'laman. Ona singlim hech qachon yo'g'irmayaptimi? Kayfiyating qanaqa? Hech kim xafa qilmadimi? Seni hech kim xafa qilishga haqqi yo'q. Sen hech kimni xafa qilmaysan. Men seni xarakterini yaxshi bilaman. Hech kimni dilini og'ritmagan, hech kimni ko'nglini qoldirmagan, Allohdan qo'rqqisi bor bir qiz. Men o'zim juda yaxshi bilaman. Allohdan qo'rqadi. Hech kimni dilini bir insonni Alloh taolo yaratgan bir qullarni, Alloh ham yaratgan qullarni qullar dilini og'ritsa, bu Alloh taolo afv etmaydi buni. Bu narsalarni juda yaxshi biladi. Har kuni gaplashib turardik. Marhuma singlim Nodira men bilan ham nafaqat aka singilda, balki do'st sifatida, balki ota-ona sifatida butun sirlarni, butun anolarini men bilan gaplashib kelgan shu bugungacha gaplashib turardi. Va aka hattoki bir yigit bilan gaplashayotgan bo'lsa ham aka bir yigit menga sabshani yozyapti. Siz nima deysiz? Bir ko'ring shuni. Haqiqatan anosi jiddiymi? Yoki jiddiy emasmi? Maynavozchilikmi qilyapti? Oldin bir ko'ring. Siz nima deysiz shu? Men ham aytardimki, xo'p bo'ladi ona singlim, ko'raman. Sen ham kichkina bo'lmading, yosh bo'lmading. Yoshing bir joyga keldi. Sen qatori, sen tengqurlaring shu hammasi turmush qurib, bola chaqali bo'ldi. Alloh taolo baxtini bersin hammasini. Sen ham baxtli bo'lishga haqqing bor. Sen ham gaplashishga haqqing bor. Bu tabiat qonuni, bu inson qonuni. Tabiat qonuni biz xohlasak, biz akalar xohlasak, xohlamasak bu tabiat qonuni. Kimgadir turmushga chiqasan, turk bo'lsin, rus bo'lsin, o'zbek bo'lsin, kim bo'lishdan qat'iy nazar inson bo'lsin deb muloqotda bo'lardik va yerda marhuma singlim Nodira Turkiya davlatini AK Partisi va millat vakili istifodagi general Shirin Unalning uyida ishlayotgan jarayonda aytardi. Uje 5 oydan keyin. Uje 5 oy mobaynida o'sha ko'tarib ketar, o'sha tobora o'sha sabri zo'rlangan, qanday zo'rlangan, o'sha bel og'rig'iga chidolmay o'sha. Aka, ayb ko'p bermasangiz men berdan chiqaman, ortiq belim chirish chiroq o'ryapti, kechalar uyqu bermayapti, bel og'rig'idan dedi. Keyin, mayli dedim, ona singlim, chiqasan mayli dedim, kel meni kvartirada tur, dam olgin, doktorga ko'rsamiz, xohlasang O'zbekistonga yuborib yuboraman. Bo'ldi, sharoitiga qaraymiz, pulimiz yetmasa O'zbekistonga borib, O'zbekiston Respublikasini kasalxonalariga, shifoxonalariga ko'rinasan, onamni olib bo'lasan degan unda gaplashdim. Bo'pti, men so'rab ko'ray dedi. Uydagilaridan ishlayotgan joyida. Keyin bir kundan keyin aytdiki, aka Turkiya davlatini AK Partiyasi millat vakili general istifodagi general Shirin demishki, sen ayrılaman, yani işten çıkaman demegen hanımın, ayolun senge organım kaldı ve onu katarı da kızım hem senge organım kaldı hem dükkanı sıfatı da hem işçi hocayın sıfatı da senge organdik ailevi şaraiti ailevi muhutta senge organdik dedi deyip etiraz kıldı, sen çıkma sen yana bitta ishchi olamiz, og'ir xonimni ko'tarib indirish, og'ir ishlarni o'qis qiladi. Sen ovqat pishirish, mana yengil ishlarni dasturxonda tuzash, ovqat bu taom ishlari bo'yicha sen qilasan, og'ir ishlarni ikkinchi ishchimiz, olgan ishchimiz qiladi. Senga og'irlikni qilmaydi. Yetarki xonim sen bilan ko'rib tursin, xonim sen bilan muloqotda bo'lsin, o'rgangan debdi. Keyin aka shunday deyapti, mayli
Az mı köp mü işledim, nan tuzunu yedim. Benim yarım yolda taşıp gitme dedi. Yine bitti adam öyle yaptı ki işçi dedi. Bir ayol. O ham Özbek. Özbekistan Respublikası'nın fukarası. Yine bitti adam. O gün şundan beri ama bulmadı. Seynim ağır işlerde kurtarma geldiği sebep, bakıma geldiği sebeple biraz iş faaliyetine devam eti başladı. Ondan keyin fakat arzular ne derdi? Eke sördüse bulamam, okuyman, Xudo xohlasa, Alloh nasip qilsa, Türkiye devleti de eğer baxtimni topsam, turmush quraman. İki devlet nasip bulamam. Ham O'zbekiston Respublikasini, ham bayrog'ini ko'klarga ko'taraman, ham Turkiya davlatining bayrog'ini va turmush quraman. Orzularim shularmikan, Alloh taolaga yetib borarmikan, so'ragan duolarim shularmikan degan. Faqat o'qiyman dedi. O'zbekiston Respublikasida institutlarga, oliygohlarga kuchimiz yetmaganligi sababli Turkiya davlatiga borib o'qiyman, o'qishda ham ishlayman, ham o'qiyman aka dedi. Ham siz yonimda bo'lganingizdan keyin men hech narsadan qo'rqmayman va oldinga intilaman deb aytardi. Aytib o'tardi. Ham siz yonimda bo'lasiz, ham kelamiz, ishlab ham menga qo'llasiz, ham kontrol qilib yurasiz. Ham bir yerda ishlayman. Alloh taolo izn berirsa, bir yerda turmush quraman derdi.